2003 yılından günümüze, yani aşağı yukarı 20 yılı aşkındır aslında hayatımız olan BYD markası elbette doğduğu ülke topraklarında, yani Çin'de kendinden oldukça söz etmeyi başarmıştı. Dolphin diye geçen versiyonları var ama tabii ki Avrupa'ya açılan kapı Atto 3 oldu. Bu yanımda gördüğünüz canavar ile birlikte özellikle İskandinav ülkelerinde, İsveç gibi ülkelerde bayağı kendinden söz ettirmiş durumda ki zaten ülkemiz cephesinde de bu çok da farklı değil. Şimdi bu yanımda görmüş olduğunuz Aslan Partisi'ne gelecek olursanız tasarım anlamında gerçekten hani diğer Çinli otomobil üreticilerinden bence farklı olduğunu söylemekte fayda var. BYD Build Your Dreams veya işte bugün, yarın ve daima olarak da nitelendirilebiliyor. Aracın tasarımına gelecek olursanız zaten aracın ön yüzüne baktığınızda fazlasıyla maskülen bir yapı olduğunu, tasarım anlamında bu maskülen yapı ile birlikte aslında diğer Çinli modellerden kendini farklı bir yere konumlandırdığını net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle bu LED aydınlatmana bence diyecek bir şey yok. Oldukça şık ve güzel. Yani genel anlamda ön tasarım bence birçok kişinin her ne kadar renkler ve zevkler tartışılmaz olsa da burada görmüş olduğunuz kapalı form detaylar, buradaki böyle krom renkli detaylar bence hiç fena gözükmüyor. Peki aracın profiline gelecek olursak burada çok karizmatik bir olay var. Şöyle söylemem lazım. Belki birçoğumuz Tesla gibi modellerden, markalardan görmüştük ama şu an kapı kapalı. İsterseniz aracın bildiğimiz anahtarıyla açıyorsunuz. İstiyorsanız da NFC, yani o NFC, yani bu kart sayesinde şuraya dokundurarak. Çok fena değil mi? Yani hakikaten hani herkes böyle anahtar falan neredeyken derken siz cüzdanınızdan sadece bu kart çıkararak buraya okutma suretiyle kapıyı açabiliyor olmanız çok böyle şık ve karizmatik gözüküyor. Dediğim gibi yani diğer Çinli markalardan ve modellerden çok farklı bir yere aslında konumlandırılması gerektiğini ben sizlere söylemiştim. Şimdi bunu cebimize koyalım. BYD dizayn logosunu burada görüyorsunuz. Profilden baktığımızda aslında aracın evet bir CSUV olduğunu artık araç profili itibariyle bağıra bağıra söylüyor. Buradaki renk uyumu hemen marşipelle de devam etmiş durumda ki burada iki şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi boyutlar. Aracın boyutlarına baktığımızda 4,5 metre uzunluğu, işte 1,9 metreyi varan genişliği, 1,6 metre yüksekliği, fakat 2,7 metrelik bu aks mesafesi, yani dingil mesafesi gerçekten aracın arka yolcu koltuklarında bizi nelerin beklediği hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Bu bir. Elde var bir. İkincisi bu aracın platformuna baktığımızda E platform ya da E platform 3.0 olarak adlandırıyor. Yani E platform 3.0 üzerine inşa edilmiş durumda. Bu sayede araç modüler bir altyapıya sahip olmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda gelecek işte BYD Han olsun, diğer modelleri olsun, aslında hangi modüler yapıya sahip olacağı hakkında da bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Buna ek olarak Blade Battery olarak adlandırılan o pil yapısı sayesinde de araç aslında o bildiğimiz hani yekpare yerleştirilen, aracın tabanına yerleştirilen o pil düzeneğinin bu araçta biraz farklı olduğunu görüyorsunuz. Ekranda göreceksiniz. Hani bir bütün halinden ziyade daha böyle girintili çıkıntılı, aralarda böyle boşluk olarak olacak şekilde aracın tabanına yerleştirilmiş durumda. Bu hem ısı termal konusunda %20'ye varan verimlilik sağlarken her ne kadar kesin olmasa da tahmin ettiğim kadarıyla oradaki hücreler yekpare formda olmadığı için araç 10-15 sene sonra hani ölü hücrelere değişmek istediğiniz de acaba oradaki hücreleri hepsini değil de ara ara çıkartıp yenilerini yerleştirebiliyorlar mı? Eğer şayet öyleyse çünkü ciddi bir biçimde bir maliyette avantaj sağlayacaktır. Hem yerleştirirken hem de yedek parça konusunda. Bence aracın öndeki sade ve şık tasarım aracın arkasında devam ediyor. BYD, Build Your Dreams detayı ve BYD Atto 3 yazısı da burada bizim karşımıza gelmekte. Tabii mevsim kış, aralık sonlarına geldik artık 2024'de göz kırparken hava gerçekten soğuk ve yağışlı olduğu için aracın arkasının biraz daha böyle nispeten kirli olduğunu siz de görüyorsunuz. O yüzden şimdiden kusura bakmayın ama çünkü yekpare stop tasarımı siz ekranda zaten görüyor olacaksınız. Mercedes EQC'ye bir gönderme yapıyor gibi de geldi bana. Çünkü hani şuraya bir Mercedes logosu koysanız bence kimse anlamaz ama hani buradaki yazı itibariyle, tampon detayları itibariyle araç aslında elbette EQC tarafından biraz daha kopup kendi formuna kavuşmuş oluyor. Ki zaten buradaki krom detaylar da bence oldukça şık. Bagajı isterseniz buradan açabiliyorsunuz tek dokunuşla. Ve Atto 3'ün yükleme hacmine gelecek olursak 440 litrelik bir yükleme hacmi bizim karşımıza gelmekte.
tavana kadar olan kısımda aşağı yukarı 535 litre bir yükleme hacmi bize sunuyorken elimde de bu yalnız kaldı. He. Güzel de oldu. 60'a 40 yatan koltuklar neticesinde 1300 litrelere varan yükleme hacmini elde edebiliyorsunuz. Bunu böyle kaldırdığımızda bakalım. Şarj kablolarımız falan var. Tamir kiti var. Onlarca herhangi ekstra bir detay yok. 440 litre açıkçası bu sınıftaki bir otomobil için bence beklentide karşılayacak nitelikte. Atto 3 dış tasarımıyla ve detaylarıyla bence birçok insanın beğenisini kazanacak gibi gözüküyor ama ben bu aracı en çok da yoldaki konforu ve sürücüsüne sundukları ve elbette ki siz tabii sosyal medyadan çoktan görmüşsünüzdür ama ekranın dönmesi neticesinde bence diğer yine otomobillerden kendini ayıran bir detay olmuş. Onu zaten Allah'ın emridir. Sürücü kokpitine geçtiğimizde size anlatıyor olacağız tabii ki. B7 Atto 3'ün sürücü kabinindeyiz. Elbette size kabin içerisinde anlatacağım ancak kanalı yakından takip edenler bilecektir. Bir elektrikli otomobil test edeceksek elbette ki onun bir ilk açılışını, ilk marş anını, ilk böyle bir kalkışını, aslında o ilk sessiz ve huzurlu kalkışını en baştan sizlere göstermek istiyorum. Ben her elektrikli otomobil aslında testimde bunlara açıkçası değiniyorum. Şimdi şöyle ki demeden önce zaten hani bu ekranda ayrıca geliyor olacağız. Eminim ki sizin de dikkatinizi çekmiştir ve zaten sosyal medya kanallarından görmüşsünüzdür bu ekranın nasıl döndüğünü ve hakikaten bugüne kadar gördüğüm en canavar, hakikaten en güzel çözünürlüğe sahip 10 numara 5 yıldız adamlar yapmışlar. Ekranın çözünürlüğü muazzam güzel. O zaman aracımıza can verecek olursak hemen buradaki throttle column derlerine, uçaklarda vardır ya böyle vites ünitesi gibi. Bu throttle column hemen arkasındaki, aslında şanzıman column hemen arkasındaki start stop tuşuna böyle bir kere bir basalım. Ve B7 ekranı burada bizi karşılıyor. Oldukça canavar, oldukça güzel. Hatta hemen şuradaki tuş yardımıyla da hop. Muazzam gözükmüyor mu? Yani dokunmatiği olsun, hissiyatı olsun asla ve asla sırıtmıyor. Oldukça başarılı. Aktif güvenlik, park etme asistanı, sürücü asistanı. İşte bu enerji hakkında %74'lük bir enerjimiz kalmış. Tüketim grafiği, işte toplam kilometrede 900 kilometrelik bir menzili var uzun sayaçta. O da 18.2 kWh'lik gayet iyi, hiç fena olmayan değerler şu anda bile bizim karşımıza getirmiş. Zaten menzil hakkında sürüş esnasında gösteriyor olacağım. Bakın ortalamada da zaten son 100 kilometrede 17.3 kWh'lik bir tüketim verisi elde etmiş olduğumuzu gösteriyor. Oldukça başarılı. Bakar mısınız? Hop 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 hop. Hakikaten muazzam. Şöyle hop hop. Hemen bildirim tuşuna basarsanız da araç hakkında vesaire silebiliyoruz. Buradan ana ekrana gelebiliyoruz. Ekranlar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şu an benim tek ekranım açık olduğu için ben buradan menüye geliyorum. Buradan da ekranı böyle çevirebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Android Auto veya işte Apple CarPlay kullanıyorsunuz. Sadece yatay pozisyonda çalışıyor. Dikey pozisyonda çalışmıyor. Bu arada hani harici olduğunu aldanmadım ama bayağı sağlam duruyor. Yani böyle hani bayağı zorlamanız gerekiyor gibi gözüküyor. Bunu buradan çıkarmak için, işte klimaya ulaşmak için buradaki havalandırma tuşuna basıyorsunuz. Koltuk ısıtma, hava temizleme özellikleri vesaire. Koltuk ısıtma olsun. Hemen bakalım. Burada klima ayarları vesaire vesaire hemen buradan kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki hemen tuşlarda, tuş değil de böyle biraz daha böyle analog aksesuarlarla hemen buradan hop kanalları düzenleyebiliyorsunuz. O zaman sürüşe çıkalım. Şimdi ben buradan D konumunu aldım ve sol sinyalimi yakarak, aynamada bakarak yola çıkıyorum. Keşke şu aynayı herkes kullansa ya. Yani ülkemizde şu aynayı kullanmak ne yazık ki ve ne yazık ki medeniyet göstergesi. Hakikaten ağlayacağımız, utanacağımız yerde gülüyoruz. Kabin içerisine gelecek olursak, aslında Atto 3'ün sürücü kabinine gelecek olursak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün 2023 Aralık ayında itibariyle, yani siz bir herhangi bir otomobil, bu içten yağmur ünite olsun olmasın, elektrikli bir ünite olsun olmasın, herhangi bir otomobilin içerisinde olmadığınızı net bir şekilde görüyorsunuz. Yani buradaki tasarım detayları olsun, şu ekran olsun, bu kapı kolları olsun, şu gitar teli formundaki kapı ceplikleri olsun, hakikaten bu aracın diğer otomobillerden, bugün piyasada gördüğümüz diğer otomobillerden çok daha farklı olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani buna hayır diyecek kişiyi hakikaten şuraya böyle oturtup
söyle abi hani ne istiyorsun sorusunu kendisine iletmek lazım. Şimdi kabin içerisine geldiğimizde ben iki noktaya değinmek istiyorum. Belki de hani bu araç özelinde söyleyebileceğim tek olumsuz yan olacaktır. Bunlar da nedir? Bir kere şu. Direksiyon simidi evet hakikaten hani tutuşu hissiyatı çok güzel. Vegan deri direksiyon olarak geçiyor ama hani bana böyle biraz daha mı şu BD9 düşük olsaydı, biraz daha mı sportif olsaydı veya biraz daha mı ne bileyim bana biraz böyle Fiat 500 direksiyonu gibi geldi. Bunu en başta belirttim ama onun haricinde hani hissiyat anlamında hiçbir sıkıntı yok. Fakat böyle bir hani farklı bir otomobilde Fiat 500 tarzı bir direksiyona ben karşılaşmak istemezdim. Bu sadece söyleyeceğim bir. İkincisi ise 15.6 inç ekran koymuşlar. Hakikaten çok güzeldi. Siz zaten detaylarda da görüyor olacaksınız. Çözünürlüğü benim söylemiş olduğum gibi bugüne kadar gördüğüm en iyi çözünürlüğe sahip bence multimedya ekranı bu ekran olsa gerek. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Fakat şöyle de bir durum var ki yani ekran mı kalmadı bu kadar ekranı buraya verince buraya mı ekran kalmadı bilmiyorum ama yine aynı şekilde Fiat 500'ün buradaki gösterge ekranını da burada görebiliyorsunuz. Yani hepsi bu kadar bu araç hakkında iletebileceğim olumsuz noktalar. Onun haricinde hani görüp görebileceğiniz aslında dediğim gibi en farklı kabin içi detaylarla biz burada baş başayız. Fakat dediğim gibi yani bu araca bindiğinizde çok güzel çok güzel işte vegan böyle geri dönüşümlü buradaki deri koltuklar, hissiyat, malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatması, buradaki ön panel, ön konsol falan çok güzel diyorsunuz. Ben ilk başta şunu görmüştüm. Ben lansman kapsamında Ortaköy'de düzenlenen, Kuruçeşme taraflarında düzenlenen bu aracın lansmanına gittiğimde hani şunu demiştim. Hani gitar teli formundaki acaba bunlara ihtiyaç var mı? Vallahi ihtiyaç varmış biliyor musunuz? Böyle İstanbul gibi deli dumrul trafiğe sahip böyle metropollerde trafikte beklerken, müzik çalıyorken hani buna bayağı bir alışkanlık yapıyorsunuz ve bayağı böyle ritim falan tutmaya başlıyorsunuz. Çok garip, çok değişik bir duygu. Yani bunu hakikaten sizin böyle kullanıp deneyimlemeniz gerekiyor. Hani ben buradan ne kadar anlatsam boş. Bunu baştan söyleyeyim. Bir de şöyle çok garip bir durum var. Aracın bazı sesli uyarıları Türkçe dilinde çok güzel ama biraz sesi de bayağı yüksek. Gerçi bu ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz ama en başta bunu bilmeyenler için böyle gece yolculuğundan çıkarsanız atıyorum ve arkada bir çocuk uyuyorsa yerinden zıplaması hakikaten anlık bile değil, içten bile değil. Öyle söyleyeyim bakın mesela atıyorum benzinciye girdiniz, D konumdasınız. Gayri ihtiyari kapıyı açacaksınız değil mi? Tabii kapıyı buradaki hoparlör formundaki, gerçi hoparlör form değil, direkt hoparlör aslında. Buradaki kol yardımıyla açtığınızda bakın. Lütfen vitesi P konumuna getirin. İnanılmaz değil mi? Yani ben ilk bunu duydum. Bir dakika ya ne oluyor falan panikledim ve gerçek bir hani ses yüksekliği var. Bunu en başta hani uyarı ses seviyesinden falan ayarlamanız gerekiyor. Yoksa gece 3'te böyle şehir arası yolculuk yaparken eğer araçtaki herkes uyuyorsa ve bir gayri ihtiyarı kapıyı açarsanız herkes uyandırma servisi diye sizi karşılayacaktır ve kulağınızın çınlaması içten bile değil. Kabin içerisindeki diğer detaylara baktığımızda işte 15.6 inçlik ekran dedik, 5 inçlik gösterge ekran dedik. Burada klima menfezleri bayağı analog, yani fazlasıyla analog ve oldukça hissiyat güzel bence. Burada hemen park sensörleri vesaire diğer detaylar yer almakta. İşte burada sürüş modları falan sport, normal ve eco modları arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Regeneratif özelliğinin daha iyi kullanılması veya standart modda kullanılması için hemen buradaki elektrik logosu bulunan tuşu da bastığınızda bakın ekranı standart yazdı. Bu ekranı muhtemelen görmeksiniz ama ben yine de size söyleyeyim. Yüksek verimliliği işaretledim ve ben bu şekilde ayağımı gazdan çektiğimde bakın tek pedal bir şekilde aslında aracın ilerlemesini sağlayabiliyorum. Bu tabii ki hem enerji verimli hem de aracın balatalarının ömrü açısından güzel şeyler sunuyor kullanıcısına. Bu arada sürüş konfor özelliklerine gelecek olursak zaten aracın elektrifikasyonu sayesinde bir seslilik mevcutken kabin içerisi yalıtımı da bence oldukça yani bir Çinli otomobil üretisinden beklenilmeyecek bir detay bence. Ama hani BYD Atto 3'te bu sınırlı mı kalacak? Elbette sınırlı kalmayacak. İşte mesela benim favorim BYD Han'da 2024'te ülkemize gelecekler arasında. Bugün siz yetkili satıcı ve servislerine baktığınızda her bölgede olmasa bile özellikle İstanbul, İzmir, işte Kahramanmaraş'a uzanan sizin de ekranı görmüş olduğunuz üzere birçok yetkili servis ve yetkili satıcı şu anda halihazırda aktif bir şekilde hizmet vermekte. Bu önemli bir detay. Yani siz ülkeye bir tane model getiriyorsunuz ve bunun karşılığında hiçbir anlaşma, hiçbir bayilik vesaire yok. Direkt olarak kendiniz
bu yetkili servisle satıcıları açıyorsunuz. Bu BYD markasının aslında Türkiye'ye nedenle aslında ciddi gözle baktığını bir işareti, aslında birer kanıtı olsa gerek. Bunu en başta bilmenizde fayda var. Yani yarın ABC otomobil gelse, bugün teste bile baktığınızda adım akıllı nereye götüreceğinizi bile bilemiyorken, hatta işte Kurtköy'de Allah'ın terk ettiği bir yerde otomobili almaya razı oldunuz ve almaya razı bırakıldınız bir Türkiye ortamında, bence bu gibi şeyler, bu gibi detaylar bence büyük önem taşıyor. Yani bir otomobil tercih ederken, özellikle ülkeye giriş yapan yeni bir otomobil markası tercih ederken, bu gibi detaylara bakmanızda fayda var. Sonuçta biz sağılacak bir inek değiliz. Yani sağılacak herhangi bir şey değiliz ve burada hakikaten de bence bir saygıyı hak ediyoruz ve öncesinde de bizim bir bilgilendirmemiz gerekiyor. Şurada satıcımız var, şurada bir galerimiz var veya işte aracı buradan teslim alabilirsiniz. Yani gidip de atıyorum Silivri'de oturan bir adam da gidiyor Kurtköy'ün terk etmiş olduğu bir köşesinden aracı teslim alıyor. Siz Adana'da da olsanız, bilmem bir yerde de olsanız, Hakkari'de de olsanız gidiyorsunuz İstanbul Kurtköy'den o arabayı almak zorunda bırakılıyorsunuz. Ya bu araçlar bedavaya alınmıyor. Hele ki ve hele ki böyle ciddi vergiler kullanıcının sırtına yüklenmiş iken. O yüzden bu gibi detayları bilmekte fayda var. Araca dönecek olursak, özellikle arka yaşam alanları 2.7 metrelik aks mesafesi neticesinde, sizin de ekranda görmüş olduğunuz gibi, yani fersah fersah 1.5 karış mı 2 karış mı ne, inanılmaz bir diz mesafesi bizim karşımıza geliyor. Bu keza yine aynı şekilde baş mesafesi konusunda araç her ne kadar 1.6 metrelik yüksekliğe sahip olsa da, sizin ekranda görmüş olduğunuz gibi hani 4 parmaklık, 4.5 parmaklık bir alan da bizim karşımıza gelmekte ve bu boyutlardaki bir otomobil için bence bunlar çok güzel şeyler. Yani aracın dışında da söyledim, ön ve arka dingil mesafesi kısa tutulduğu için 2.7 metrelik aks mesafesi bugün birçok CSUV, hatta DSUV'lar bile böyle bir oluyor yani. Bunu bilmekte fayda var. Bence boyutlar anlamında araç hem Çinli rakiplerine hem de Avrupa rakiplerine bence burada bayağı fark atıyor gibi gözüküyor. Arkalar bağımsız olduğu için, bakın yol biraz nispeten bozuk da olsa, kabin içerisinde asla ve asla böyle bir rahatsızlık hissiyatı uyandırmadığını belirtmemde fayda var. Motor özelliklerine gelecek olsak, bu araç tabii ki de ülkemize tek ünite seçeneğiyle geliyor. Bu arada 60.48 kWh saatlik bir de bataryaya sahip. %20'den %80'lik batarya dolum oranına 150 kW'lık bir enerjiye girdiğiniz takdirde, aşağı yukarı maksimum yarım saat içerisinde aracı doldurmuş ve %80 şarjla yola çıkmış oluyorsunuz. 60.48 kWh saatlik bataryalar neticesinde de zaten siz şehir içerisinde 523-525 km gibi menzile sahip olurken, şehir arası yolda tabii ki daha az verimlilik olacağı için 440-450 km'lerde geziyor olacaksınız. Ben bu aracı yaklaşık 2 gündür kullanıyorum ve 215 km'lik bir mesafe kat etmişim. Tüketime baktığımda da, şöyle hemen şuradaki ekranlar sayesinde baktığımda da 16.9 kWh saatlik bir tüketim verisi elde etmişim. Hatta bakın buradaki ekran sayesinde lastiğinizin basınç değerini, hatta ve hatta sıcaklık derecesini de görebiliyorsunuz. Sol, ön ve arkalar 14 dereceymiş. Bunu da görmüş olduk. Burada sürüş modlarından bahsetmiştim. Biraz daha böyle detaylı gelecek olsak, mesela şöyle sport moda geldiğimizde, tabii ki araç 204 beygir, 310 Nm tork güce sahip olduğu için, yani direkt olarak bir pati çekme eğilimine elbette açık oluyor. Sport modda gittiğinizde neticesinde araç önden çekişli bir otomobil. Yani güzel, hakikaten başarılı. O 310 Nm tork güce ayağınıza dokunduğunuz an ulaşabiliyor olmanız elbette ki elektrikli otomobillerde olmazsa olmazımız. Hakikaten bir şaka otomobili ya, çok güzel ya. Ya 60 ile gidiyorsunuz, gaza biraz oturuyorsunuz ve direkt araç sarmaya başlıyor. Buradaki hemen tuş yardımıyla eco veya normal moda da geçemiyorsunuz. Ben tekrar normal moda geçtim. Bakın Skywell de gidiyor orada. Skywell. Geçen bir testi hatta anlatmıştım size ya. 642 kilometrelik bir menzil sunuyor fabrika çıkış verisi. Güzel ama ben bir Skywell kullanan kişiyle görüştüğümde aşağı yukarı 350-400 kilometreler gibi bir menzile sahip olmuştu. Herhalde oradaki tabii verimlilik vesaire, yol koşulları
elbette farklılık gösteriyordur. O yüzden de aradığında şimdi günahını almayalım. Orada belki sürücüde de bir sıkıntı olabilir yani bilmiyorum. Yani yol tutuşuna da baktığınızda bu arada her ne kadar araç önden çekerli olsa ve biraz daha böyle zeminde nispeten çakıl taşlı ve sevimsiz olsa da buna ek olarak tabii ki havanın da sevimsiz olduğuna göz önüne alacak olursak muazzam. Ya evet bir 4x4 gibi değil ama tabii ki böyle bir otomobilleri kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yüksek tork, önden çekiş ve ıslak zemin araca pati çektirdiği gibi bu dezavantaj olarak hani dar alandan geçerken veya hızlı virajı alırken, kaçayım derken hızlı gaza oturursanız işte orada aracın kıçını koparabilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle elektrikli otomobili kullanırken dikkat etmekte fayda var. Çok iyi yani hakikaten. Bastığınız gibi araç anam babam usulü hiç affetmiyor yani ve direkt yoluna devam ediyor. Bak hala görüyor musunuz? Muazzam. Gerçekten ve gerçekten hani hayranlık uyandırıyor. Bakın şöyle bir şatafatlı olay da var. Hemen aynı tuşu yanında kamera tuşu var. Bir basıyorsunuz. Burada birçok özelliği hop görebiliyorsunuz. Hatta şöyle arkayı, sağa, solu, yanları, 3D versiyonu hop. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Şunu yapmayan markalar var ha. Bunu yapmayan premium markalar var ama lastikler tabii burada biraz şey. Hani ben düz gidiyorum ama bana burada solu gösteriyor. Ben ne yaparsam yapayım. Bakın şöyle solda yapsam, sağda yapsam lastikler hep sol dolu bakıyor. Herhalde bunu yazımla falan düzelttiler. Ya çok dertli ya. Şu önden falan baktığınızda ben hep böyle bir sola dönüyormuşum gibi gösteriyor. Çok güzel gerçekten. Bak şu detay da çok güzel. Siz 3D özelliğinde aracın önüne baktığınızda hani o BYD logosunu da burada yani BYD yazısını da görebiliyorsunuz. Hemen burada tuşla hop tekrar kapatıyorum. Şimdi toparlayacak olursak siz Aralık 2023 itibariyle böyle bir araca sahip olmak isterseniz yani BYD Atto 3'e sahip olmak isterseniz 1 milyon 690 bin TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Fiyatları anlamına baktığınızda evet yani 1 milyon 690 bin TL'ye alınabilecek araçlar belli. Yani bugün işte Mokka'da alırsınız, işte C'lerden de alırsınız, işte TOK alırsınız yani alırsınız Allah alırsınız. Ama bana bu batarya tarafında 50 kWh saatlik bataryalar var. İşte bu araçta 60 kWh saat olması ve daha verimli kullanıyor olması gerçekten rejeneratif özelliğinde bayağı iyi olmasından dolayı yani size hangi menzili diyorsa o menzili de veriyor bu araç. O yüzden hakkını yemekte fayda var. Bu tamamen artık cebinizdeki para ve o araçtan ne beklediğinizle alakalı büyük önem taşıyor. Neticede baktığınızda 0.29'luk bir sürtünme katsayısı elbette ki bu tüketim tarafında ve ısı pompasının olmasından dolayı da zaten verimliğin ne kadar iyi olduğu hakkını zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok ki zaten siz de tüketimi gördünüz. 17 kWh'larda falan geziyorum. 60.48 kWh'lik de bataryası olduğunu düşünecek olursak bu araç hakikaten tamamen verimlilik odaklı bir otomobil olduğunu bilmenizde fayda var. Benim BYD Atto 3 ile anlatacaklarım bu kadar. Bu arada panoramik cam tavan da hakikaten efsane. Bayağı zaten açık renk iç döşemeyle birlikte aracı daha da ferah gösteriyor. Bunu da bilin istedim. Benim BYD Atto 3 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bağımsız süspansiyonu da zaten burada canavar gibi çalıştığında görüyorsunuz. Benim BYD Atto 3 hakkında artık sona geliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer merak ettiniz veya farklı sormak istediğiniz sorular var ise mesela bu araç uzun yolda nasıl verimli mi? Aynı değerleri sunuyor mu gibi merak ediyorsanız videonun alttaki yorumlar kısmında belirtirseniz ben marka yetkililerine tekrar rica ederim ve bu araçta bir de uzun yola çıkmış oluruz. Özellikle İstanbul-İzmir otobanında acaba yüksek süratlere gittiğimizde de ne kadar verimli olacak ben merak etmiyor değilim. Bunu da size söyleyeyim. Drive Time YouTube kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unuttum sanmayın. Sıfırdan 100 km bölü saat hıza tam tamına 7.4 saniyede çıkıyor. Fakat zemin hakikaten kötü. Araç yüksek torklu ve şerit içerisindeyiz. Ne yazık ki bu araçta 0-100 hızlanmayı gösteremiyor olacağız. Bakar mısınız yolları gerçekten kötü yani.